Fetih konserleri de vardı tabii ki, fetih evet. etkinlikleri de vardı İstanbul'da. Büyük oldu hem, de. hem de büyük oldu. Hem Maltepe'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir fetih konseri vardı. Hem de Atatürk Havalimanında bir organizasyon vardı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı bölgesine 345 bin fidan dikiyoruz dedi. 560 bin kişinin katılımıyla çok güzel bir program gerçekleştirdik diye açıkladı. Bu İBB'nin. Maltepe'deki konseri. Kapıları, kapıları. Tabi burada Teoman çıktı. Arina Teoman çıkınca ya Fethi bakarım. Teoman'la mı kutlanır? Hayat. Elde bir afeti mi kutlanır? bir amira yok da şimdi Teoman olunca milletin aklına öyle geliyor. Yani. Evet. Şey Böyle şey mi kutlanır falan diye <laughs> eleştiriler yapıldı. <laughs> Neyle kutlanır? Kımızla mı? İşte bir görelim bakalım şeyde nasıl kutlandı. <laughs> ee, onu da görelim Atatürk Havalimanı'ndaki. Ama ya istediğiyle i̇şte kutlasın. Atatürk da böyle kutlandı. Evet, ee, tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Emine Erdoğan'la birlikte, eşiyle birlikte e, kutlamalardaydı. İstanbul'un fethinin 569. yılı e. e. Atatürk Havalimanı. Burada böyle, şimdi benim anlamadığım şu, tabii ki eskiden... E, belediye AK Parti'deyken bu fetihler de tek bir, de bir de yerde yapılıyordu. E, her şey tek bir yerde yapılıyordu. Şimdi e, bir ikiye hükümetin yaptığı var, bir e, belediyenin yaptığı var. Her meselede böyle İstanbul'da bölünüyoruz. Taksilerde bile bölünüyoruz abi. Kutlamada bölünmüş çok mu? İşte abi. Bakalım kalabalıklar ne şeye veriyor? Yani CHP'de topluyor, AKP'de topluyor ama bence artık kalabalıkların bir sosyolojik anlamı çok fazla yok. Öyle mi diyorsun? Yani yok bence yok. Yani evet. artık insanlar kararlarını daha şeyde veriyorlar. Bir de genç bir nesil geliyor arkadan. Yani bana sorarsan İzmir'in stadında toplanan kalabalıklar daha spontan ve daha içten. İçten tabii ki. Bir de bilet ben parası abi. vererek para, <laughs> yani. para vererek diyor abi. Tabii Burada yani. sonuçta her parti kendi teşkilatlarından insanları Ama götürüyor. Ama bir taraftan da daha iyi bir de şeye bakmak lazım. Cıvıl cıvıl bir toplum ya abi. Yani her gün bir cıvıltısı var yani. Bir de dünkü olayları da katarsan <laughs> rengarenk. Yani şimdi düşün. <laughs> Viyana'da oturuyorsun abi. Hiçbir olay olmuyor hiçbir ya. Şey Biz ne konuşurduk Allah aşkına? <laughs> konuşan kafalara bile bir şey çıkmıyor yani Çıkmaz orada. Çıkmazlar. Şinit tamam sen nasıldı bugün? <laughs> Çok mu kızarmıştı? <laughs> az mı kızarmıştı? Buna herhalde gündemimiz olacaktı. Yani Peki ben... şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, takım takım elbise ceketini e, soracağım sana. Ama bu ceket o bu ceket değil ya. Değil, bu değil. Seninki de onu da ekrana getireceğim ama e, hafta sonu e, Atatürk Havalimanı'nda öyle spor bir kıyafetle e, gitti. E, yani. Genelde iki düğmeli. Iki düğmeli i̇şte değil iki değil Türkiye mi? yani. Bir oradaki sahne, bu buradaki sahne. Bambaşka şeyler yani. Burada evet. ne geldi? Mehter'le mi şey yaptılar? Ne Mehter oldu? de var. Aynen burada. Başka e müzik yok muydu? Müzik yani? yoktu burada. Ne ya ben bu Atatürk ile ilgili benim kafama takılan bir şey var. Nedir ben abi? bunu abi? burada bir biraz seninle konuşalım istiyorum. Şimdi bu havaalanının adı yine Atatürk olarak tutuluyor. Ama evet. ben şundan eminim. Ha senin şey geldi. Ceket i̇şte bak, geldi işte. Bir de bir, bir, gel, bir gel. Bu e, Devlet Bahçesi zaten hep... O zaten hep şey giyiyor. Evet. Kurvaze. Kurvaze giyiyor. Evet. Kurvaze takım e, giyiyor. Eee Tayyip Bey de evvelden giyiyordu. Evvelden giyiyordu. Blazer kruvaze giyiyordu ama bu böyle kareli falan şimdi kareli aynen. Bu da bayan e, moda yani. Yeni, yeni bir e, foto fotoğraf, yeni fotoğrafı bir daha görelim. Aynen. Sana, bu işte abi benim evet. kumaşa çok benziyor. Benimki Laura Piano belki bu da Laura Pianodur. Bilmiyorum. Seninki mavi tonlarda, o yeşil tonlarda. Şu Yeşil tonlarda evet. İşte. Evet. Evet. Ama böyle e, o yakışır, yakışmış yani yakışıyor. Güzel güzel ben, ama Şeyde e, bu e, kruvaze ceketlerde hiçbir zaman otururken de düğmeler açılmıyor değil mi? Öyle şeyler var. Kurallar falan var. Böyle. Şimdi bu. kruvaze düğme kapanmayan soldan... da şimdi. Yani böyle bol sal, sallaş bir şekilde şey yapan çok var. Benim yani arkadaşlarım var. Yani o kruvaze bu bizimkiler çok klasik. Diyorum mi ya, ya, klasik tabii. Savil, Altı düğme falan. Savile Road yani. <laughs> evet. Bu klasik. Ama Londra'daki Şimdi, değil. Ya yani Londra'dakiler falan. Ay Londra'da Savile'de klasik böyle. He. Ama yani şu anda moda olan bütün şeylerde falan podyumlarda falan e, şey dört düğmeli ve önden açık bırakılıyor hep. He. Ama evet. tabii ona uygun da vücut olacak. Yani çünkü kurvazı giyen, de, kuruvazı çeken, de kuruvazı giyenlerin bir kısmı da göbeği saklamak için i̇şte, giyenler. Tam onu yani diyecekti. Var yani. <laughs> Bazen Şimdi bak, evet, şeye şey, geliyorum. Atatürk şimdi bak, ben, Atatürk Avaliman, evet, Atatürk Havalimanı söylüyordun. Adı Atatürk evet. Ben şundan eminim. Eğer önümüzdeki seçimlerde iktidar değişirse, İstanbul Havaalanı'nın adını Atatürk Havaalanı olarak değiştirmesi için bir kampanya başlayacak. Ve kimse de duramaz bunun önünde. Hmm. Değişecek onlar Şimdi, buranın adını da Atatürk olarak tuttuğunuz zaman, bana diyorlar ki iyi ama tamam o zaman uçuş haritalarında bilmem ne olur falan. Tabi buranın adını şimdi Atatürk Havalimanı olarak tutarsan olmaz, ikinci bir Atatürk zaten. Havalimanı olmaz. Buraya başka bir isim bulmak gerekiyor. Yeşilköy Havalimanı dönecek. Yeşilköy da dönecek belki. Yani o yüzden bugün adı Atatürk Havalimanı kalmış kalmamış bence bunun önemi yok. Seçimde eğer iktidar değişikliği olursa kendim kadar eminim ben. Yani o havaalanının işleten şirket bile kendisi Atatürk yapacak orayı yani. öyle Eminim mi? eminim. Bak şuraya yazıyorum. İnsanlar talep edecekler bunu. Hem de şeyler de, de talep edecekler. Göreceksin bak. Ya bak e, şimdi demin. E, ya bir ülkenin Fransa'da nedir? Charles. Charles evet. Tabi. 16. Louis veya 18. Louis değil yani. Evet. Tamam. Mı? Yani. Şimdi bak demin şeyi e, aktarırken birden sonra durdum, e, İnönü değildi ki oranın adı diye kendi kendime şey yaptım. Evet. Mor Vötesi'nin konserini anlatırken evet. İnönüistan'ı nasıl doldurdu 35 bin evet, kişi evet, falan filan diye anlatıyorum hala. Tabii, tabii öyledir kardeşim. Ama şimdi yani. adı Vodafone bir şey yani başka bir şey galiba. E, kimse Kim onu gelmiyor. Yani, ya Dolmabahçe deniyor ya önünde diyor. Yani evet, oraya yani. Yani. In, İnönü diye yani söylüyorsun. Yani suni olarak bir şeyleri yapmak mümkün değil. Evet. Yani bu ülkelerde genellikle en büyük hava alanlarına verilen isimler o ülkenin büyük, büyük devlet adamı, büyük lideridir evet. ve Atatürk yani orası olacak yani o bakımdan bence bu tartışmaların da çok anlamı yok. Evet. Tabi burada e, dediğim gibi 560 bin kişi vardı. 350 yaşta bir zeytin ağacının dikimini yaptık diye anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oraya farklı bir onur kazandırıyoruz. 345 bin fidan dikiyoruz e, diye anlattı. E, ve Üç ayda bin altı odalı şehir hastanesi yaptık diye de söyledi ama o şehir hastanesi kullanılıyor mu kullanılmıyor mu o kadar bilmiyorum. emin değilim o pandemiden yani gereği sonra. Gereği var mıydı onu da bilmiyorum ben yani. Pek pandemi döneminde ama Çin'de falan da çok hızlı yapıldı ya pandemi döneminde. Onlar, ama onlar yani böyle şey olarak yapılabilirdi onlar yani bir... Pre. prefabrik gibi yapılabilirdi o hastaneler yani hiç mesele de onu yapmak öyle kalıcı evet. bir hastane yapmanın gereği yoktu orada bence var mı ihtiyaç bilmiyorum bir de bak hep tartışılıyor çok büyük devlet hastaneleri şimdi şehir hastaneleri tartışılıyor dünyada çok evet. büyük hastane konseptinden başladılar değişme insanlar yani içinde insanların kaybolduğu devasa hastaneler onun yerine küçük ve Daha. uzmanlaşmış bloklar başladı şey olarak evet